getirdiniz. Çok çürüten kumpanya başlıyor. Ay ne ediyorsa kardeş. Ben alır mısın da böyle kahve içmeye ya? Ay İsmail'ciğim. O ne demek ya? Biz zaten öyle alelade bir kahve içmeye geldik. Altında başka bir adam aranmasın. Çaktırma çaktırma, sen çok çaktırıyorsun ha bu aralar. Keşke bitmeyecek aslında ama ya. Benim çok az bir işim var da ama hemen bitecek. İki dakika bitecek. Siz burada bekleyin, ben İsmail'e geleyim. Yok yok, biz de zaten kalkacaktık. Bizim de ufak tefek işlerimiz var. Kim bilir belki çok yakında tekrardan karşılaşabiliriz yani. Kim bilir çok yakında çok. Çaktırmadın sen de bu aralar, çok çaktırıyorsun ha. Ya bir arkadaşımla buluşmam gerekiyor. Özel bir konu varmış da onu konuşacağız. Tabii özel bir gün. Bizim de birkaç özel işlerimiz var. Ama bunun seninle hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Neyse. Sen de bu aralarda çok çaktırıyorsun, ben de bu aralarda çok çaktırıyorum. Ama biz yavaş yavaş azalalım, seni de tutmayalım. Aç çıkan o zaman. Ellerine sağlık. İyi akşamlar. Hacı iyi akşamlar. Hayatta da anlamadı ha bu sürprizi. Hiç anlamadı. Ay Bilal abi yani. Kiracı İsmail'in kira kotlatından doğum gününe bakıp da ona sürpriz doğum günü yapmak hangi ev sahibinden gelir? Vallahi harikasın. Bir farkınız olsun öyle değil mi? Ben kiracısını çok seven, ona değer veren bir ev sahibiyim. O yüzden bu sürprizi hazırladım ya. Canım kocam benim ya. Yedek anahtarın da bende olduğunu bilmiyor ya. Hayatta da çakmaz kelek. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Yani şu retiş sınavı birkaç ay oldu ama o kadar seviyorum ki İsmail. Kendi çocuğumuzu çok iyi seviyorum. Çok iyi çocuk valla. Belli belli. Şişt bana bak. İyi ki böyle bir şey düşündün ha. Ne kadar sevinecek şimdi kim bilir. Yani bir insan İsmail kadar iyi olsun. Ya bu inanılmaz harika bir konu. Bak canımı istesin. Ya canımı veririm ya. Ya neyi istesin. Ya anlıyor musun? Canımı bile veririm ona. Gay. Şeylerimizi de vermiyoruz, tamam ben yavrum. Neyse, gelmek üzere bir an önce saklanmamız. Ondan sonra İsmail gelince ne yapacağız? Bir şey, iyi ki doğduğum İsmail'e bağıracağız. Ay dur, apartman kapısı açıldı. Ay hiç olmayacağım, ne bulayım ya? Ay çok güzel bir şey bu. Ay harika bir şey bu. Doğrucuna kobra da koyacağız. Benim bu kadar halim gibi bitirdim benim. Devam. Alman ajanlar senin kimliğini deşifre etmişler, anlıyor musun? Artık senin bir Rus ajanı olduğunu herkes biliyor. Teşkilatı da tehlikeye soktun Evan. Lanet olsun, lanet olsun. Nereden haberler olur ki? Aylardır İsmail'de de böyle saklanıyorum. Benim salak komşularım devam almış olamazlar ki. Ben çıktı bu haber. Nereden öğrendiler? Nereden? Bilemiyorum Evan, bilemiyorum ama bu haberi bilen, duyan, hisseden herkesi öldürmelisin, anlıyor musun? Herkesi. O zaman. Senden başlıyorum Kudret'e. Benden mi? Ben bunu hiç düşünmemiştim ya. Ama bir dakika. Birazdan Ajan Samedov buraya gelecek. Eğer beni öldürdüğünü teşkilat anlarsa seni öldürür. Öldürür? Oralara karıştırma. Baba taraftan bir trabizon. Cesedini saklarım. Ben bunu da iyi düşünmemiştim ya. O zaman yapacak bir şey de yok. Haydi çakkisin. Dobre noche. Haydi dobre noche. Teşkilattan seni yolları beni almak için. İstersen gidelim ama
önce izin verirsen ben bir lavaboyu kullanayım. Çünkü Rusya'dan beri tutuyorum da. Zeyhan dışarıda bekle, ben lavaboyu hazırlayayım. Sifonu çekmeyi unuttum da. Düşmanlar gelir, Zeyhan dışarıda bekle. Mantıklı. Eğer giren çıkan olursa onları zalimce öldürürüm. Mantıklı. Mantıklı. Dışarıya da adam gitti. Nasıl kaçacağız? Buldum. Aklıma bir fikir geldi. Balkondan atlayalım. Bilemem. Dur. Ayol 7. kattayız. Harap parça oluruz. Ayol mu? Ayol. Nasıl susun? Susun bir balkon ama seni buldular birazdan haber gelecekler değil mi? Ne olur çekmeyelim. Doğru. Sen dışarıda bekle, düşmanlar gelmesin. Mantıklı.
bir şey olmaz değil mi İsmail? Hayret, burada telefon çekmez ama çekiyor, ilginç. Üst katında olur, oturuyorum oğlum, yersiz yersiz çüpeleme ya. İsmail'im benim. Bilal abi. Abim. Abim, sana da çok geç söyledim ama benim evi boşaltmam gerekiyor. Bilmiyorum, ne dersin? Umarım kızmazsın. Darılmazsın yani. Allah derim İsmail. Hadi boşalt lan evimi. İstersen son kirayı verme. Senin canın sağ olsun oğlum. İsmail, tek temennim hepimizin canımız sağ olmaz oğlum. Hakkını helal et abicim. Helal olsun benim canım oğlum. Ya yine aynı numara arıyor. Yalov! Yalov! Hiçbir yerde çekmiyor. İstemiyorum kredi kartı, istemiyorum. Kapat! Görev tamam. Nazdıra oy bak bak. Seni seviyorum. Görev de bitti. Yaman, Almanlar geldi anlıyorsunuz. Çabuk silah hazırla. Hadi siper al. Teslim ol. Tamamdır Yaman. Ayak sor oldu. Emin olamıyor mu? Emin olamazsa bu namzır. Kahro düşman. Asla. Bombi! Kudredo, neler oluyor? İyi ki doğdun İsmail. Sizde ediyoruz evvelde sefir, faiz, fırsatı yakalayın. Örme bugünden başlayın. Ne diyor bu ya? Kimsin sistem dayatması? Seni enişten ne alacaktın Faruk? Seni yıllarca sevmedim, iplemedim. Sistem dayatması. Bu bağlı tamamıyla Hırvar'dan alınıyor. Yanlış duymadınız ve buraya dikkat, siz bir kavanoz bal parası ödüyorsunuz. Sistem dayatması, kapitalist sistemin dayatması. Selamın aleyküm ev kardeşim. Selam olsun sana evdaş bayram. Ya Sercan kardeşim, bu tamamen temiz görmek ne zaman nasip olacak inşallah? Ulaşık yıkamak bize sistemin bir dayatmasıdır. Ekmekleri çocuğun yanına dayatırken hiç şikayet etmiyorsun muhtemelen. Yoldaş bayram, deterjan üreticilerinin oyununa geliyorsun. Kim demiş sana tavayı sadece yıkamadan bir kere kullanabilirsin diye ha? Kim demiş? Anam demiş. Yahu ev kardeşim, bu yemek yemenin bir dönüş tarafı var. Bulaşık tarafı. Saçmalama ya. Bunlar hepsi sistem dayatması. Öbür tarafı olur mu bulaşık? Bak Sercan kardeşim. Bu evde huzur istiyorsan bir düzen olmalı. Yahu temiz bir ev tesadüf olabilir mi ya? Annecinin sana dayattığı bunlar. Anlıyor musun? Bunların hepsi sistem dayatması. Bayram kardeş. Vay! Ne yapıyorsunuz kankalar? Ne yapalım be? Sercan kardeşime bulaşık yıkamayı yandırmaya çalışıyorum. He, boş ver kankaya kasma. Yiyeceğin bir zorlama yoktur. Otur otur. Abi ne diyeceğim size? Doğalgaz faturası gelmiş. Hangi ödüyorsunuz? Ben bu ay ödemiyorum. Halka ait kaynakların tekrardan halka satılmasını protesto ediyorum ve ödemiyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Ben senin param yok diyorsun. Bayram. Kardeşim, bu işler hep nasıl? Ama burada ne yazıyorsun? 180. Burada ne yazıyorsun? Neyse abi, diyeceğim size. Ayça gelecek de birazdan. Bu sene sıcaklığı için kavga edeceğiz. Abi yakışıklı olmak çok zor ya. Bilmez miyim? Hadi bana bilmez. Bir şey söyleyeyim mi? Yakışıklılık da kapitalizmin bir oyunudur. Yahu bak Mert kardeşim. Bu kızlarla niyetin iyi değilse boyalama, günahtır ya. Hayır bir de bu eve getiriyorsun bizi de günah ortada ediyorsun. Ya kardeşim bunu söylüyorsun da. Yani şimdi bir de Ayça'nın iki tane kız arkadaşı var. Buraya gelecek yani. Tüm taksi paraları yok. Ne yapalım? Bende de bir 20 Türk lirası var. Anlıyorum, anlıyorum da. Anlamadığım bir şey var. Ne oldu da siz birdenbire böyle oldunuz ha? Mert kardeş, bu kapitalist sistemin iki güzel kızı buraya getirmesine engel vermeyeceğiz değil mi? Tabii ki vermeyeceğiz. Yolda karana yardım etmek sanattır çünkü. Onlar yola reva olmuştu bize gelmek için. Siz harikasınız, harika. O zaman ben
Ayça'ya haber veriyorum. Ayça kızlara haber veriyorum. Ben de paraları taksici ateşliyorum. Çakalsınız ha, çakal. İki kızı duydunuz, çakallar. Ercan kardeşim. Bayram kardeşim. Bir tane kız geliyor. Çok iyi ya. İki, ikiye bölünebilen bir rakamdır. Eşitlik konusunda hiçbir sıkıntı çıkmaz. Her şeyde de bir düzen var. Kim kime yürüyecek inşallah? Aklımda deli sorular var. Ben sol taraf alayım. Mantıklı. Evet evet, öyle yapalım. Ya Allah Allah kızım ya, ne var yani? Gece işte belki Bursa dönem sonu projesiyle girmesi bir şey yaptı soracaktı. Biz o projeleri yol projesinde mi anlar? Yol yapıyor sana yollu. Aa, Ayça kardeşim, günahına girme kızın ya. Belki niyeti iyiydi. Ay, sen nereden bileceksin be? Sen acaba hayatında hiç kadın tanıdın mı? Annemden sana söylüyor mu? Yenge arkadaş, evdaşımı ötekileştirme, tamam mı? Ne diyor bu böyle ya? Gel Ayça'cığım, en iyisi biz benim odama geçelim. Yoksa burada siyasetli orta olduğunu. Ayçi! Ayçi! Ayçi diyor kızan ya, değişik. Selam! Ve aleyküm selam! Selam! Selam olsun size de Anadolu'nun buğday başakları gibi saçlarınıza helal olsun. Baby, 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 baby
yapacağız değil mi? Ay kusura bakma aşko. Ne hakkında konuşuyordun? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle. Instagram'da Buse'nin storiesini izlemiş. Ne? Böyle bir tane sizi nasıl yapabilirsin yani? Sosyal medya ve orada oluşturduğumuz sahte kimlikler yok. En güzeli birebir temas değil mi? Tabii ya. Boş boş işte. Bu işlerin hepsi nasıl? Al buradan ne yap? Lan o. Nasıl ya? Boş boş işler derken? Kimse Instagram falan yok mu? Burada ne yazıyorsa o. Crazy Angel Bayram. Söyleyeceğim. Hadi o zaman. Serpe. Ya aşkım iyi ki hatırlattın. Bugün sadece 43 tane çekilmiştim. Gerçekten bayılacağım bir yazdım. Hadi bayram gel. Bizle beraber. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Ama kameraya bakmıyorsun. Bakıyorum, bakıyorum. Bizle beraber değil mi Beyza? Hayır benim sen tek. Ne demek hayır? Ne demek hayır ya? Bu yaptığın devrimci ahlakasın var. Ben değil, biz diye düşünmen gerekir. Tamam ya, gel hadi gel. Bayram yoldaş, sen odana gitsen, senin odanın ışığı çok güzeldir. Ne ışığı, git be be. Işık var, ışık var. Bayram güzel ışık varsa gidelim bak, ne olur gidelim. Güzel ışık da neymiş, hadi gidelim. Hadi güzel ışığa koş. Koşuyorum, dur. Evet, Beyza. Yalnız kaldığımıza göre seninle el ele tutuşmak eylemini konuşmak isterim. El ele tutuşmak mı? Evet Beyza, sen şöyle hele bir otur bakayım. Beyza, sen zannediyorsun ki sen sadece sensin. Evet. Hayır Beyza, sen sadece sen değilsin. Bugün benim elim senin elini tutmam, bütün Anadolu'yu tutmam demektir. Hani ben Tekirdağlıyım ya, bölge olarak Trakya'da ne yapacağız? Doğru söylüyorsun ama Beyza. Hayır Beyza, benim senin elini tutmak istemem. Sana yazmam mı oluyor? Evet. Alakası yok ya. Hayır. Yahu el ele tutuşmak güzelliğin takdiridir Süheda. Ya hadi ben güzelim de. Seni ne yapacağız? Benim de içim güzel. Hadi be Süheda. Ya sen aslında tatlı şeysin sen ha. Bir şey değil mi bak? Bence sen de öyle. Kalk ayağa. Bak. Saçlı kasların uzun olsa. Sonra saçı verir. Sonra biraz daha böyle kaslı olsan, sonra şu çok tatlısın. Olsun geriye ben kalmıyorum ama olsun. Aşkım bak bak, sana haliyle bir 30 kilo versen ve biraz burnunu kaldırsak, sonra yanakları biraz dolduran yaptırsak, bak yemin ediyorum, şimdikinden %20 daha yakışıklı olursun. Ne güzel bir adam, süper bir adam, %20. Ne demiştim Evdaş Bayram? İkimiz beraber çalışırsak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Evet. Bundan sonra ne cenazeme ne cenazeme? Bitti. Cenazeyi karıştırmayalım ama. Bitti bitti. Bu değil bu değil mi? Ne yazıklar olsun. Ne yılı kızım ya? Biz çalı çatlı oluyor. Ne indir abi? Neyi kafasını yaşıyor sen? Abi ben bu kadınları anlamıyorum. En iyisi kendi odama çekeyim, kendimi yeni fıstıklar bakıyorum. Seda! Ben boşa çıktım! Hadi gidelim! Ya bir dakika, hani biz tatlı tiplerdik? Hadi kendi tiplerdik! Nereye gidiyorsunuz? Bir dakika, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu yaptığınızı tarih affetmez! Bu yaptığınızı tarih affetmez! Bu yaptığınızı tarih affetmez! Bu seslendin sandın. Ay oğlum ben sana öyle mi sesleniyorum? Nasıl sesleniyorsun? Oğlum, Taner, anasının kızısın. Öyle mi sesleniyorsun? Of
şu anne ya, bayağı farklıymış. Hadi hadi, çok konuşmaya bakıyorum. Anne, pekmez unut musun yine? Önünde ya oğlum. Hayır anne, bu düz sahin. Ay, ben karıştırıyorum ya onları. Of anne ya, karıştırmamışsın işte. Karıştırsan tarih pekmez olurdu. Bu düz sahin. Ay tamam Taner, doydum hadi ya. Yemedim ki. Ay bok ye. İşim gücüm var, ayağın altında dolaşma oğlum hadi ya. Allah Allah. Tamam ben bakarım. Bakmadan açma oğlum, bakmadan açma şu kapıyı. Tamam, nereden bakayım? Delikten bakacaksın Taner, nereden bakacaksın? O delik değil, yukarıki delik. Ah! Oy ya! Gelmiş! Ay! Oy diğer yarım, oy oy! Neredeymiş teyzesin, neredeymiş teyzesin? Buradaymış teyzesin. Şıngır şıngır şıngır. Yok. Aman olsa ne olur olmasa ne olur. Önceden de ağzıyla yapıyordu şıngır şıngır diye. Teyze, gözler ne alaka? Başıma ne geldi anlatsam inanmazsın. Heh. O yüzden anlatmıyorum. Ay Dilan yok bu. Benmişim deli. Abla hadi sen bize kalk da bir kahve yap. Hı, kahve yapayım. Nasıl yapayım? Orta. Onu diyorum kız, kahve yok. Nasıl yapacağım kahveyi? Suyun da var, su getir bari. Su bende, Taner anlat teyzene. Geçmiş olsun, bakalım ne gelecek. Oğlum bu sıralar iyice mi kötüleşti hem de? Evet teyze ya, iyice unutmaya başladı her şeyi. Ama o kaza hiç olmamış gibi davranıyor. Sürekli ama sürekli babamın adını sayıklıyor. Neyse sen sıkma canını. Ya ben ne için gelmiştim Taner? Abine bir sorsana maaşını alabilecek miymiş? Bilmiyorum ki teyze, bir sorayım istersen. Sordum. Ama acelesi yok ha. Yarım saate gelsin yeter. Hangi kahve yoktu? Kahve yok dedi. Fincan demedim ki. Su? İçinde müze ya. Tabii yanına lokum koydum ya, sen kahve var sandın. Kahve yok, su var. Ama neyse, olunca lokum olmayınca bokum al. Kız bu su şekerli ya. Ay ben kahve yapacağım sandım ya. Dün de enişte de kahve yaptırdım. O hep şekerli içer biliyor musun? Taner kalk oğlum, orta şekerli bir su getir teyzene. Anne. Bırak artık. Kocan öldü. 3 yıl oluyor. Ben de bacaklarımı kaybettim. Yürüyemiyorum. Gör artık. Ben sana bir süre içeceğim. Tamam ablam, tamam ya. Geçmiş olsun. Ya sağ ol sen ya. Teyze, abim diyor ki bu hafta maaşımı alamadım. Anca haftaya verebilirim. Sesli mesaj var. Yok, o yazmış. Oğlum annenin bana ay oksan. Ay merak etmeyin, görmedim ben mesaj falan. Duymadın mı? Yok duymadım. Neyse ben günlük dozumu da aldığıma göre bana müsaade, gideyim. İsmail gelmeden. Neyeceğim, senin de gidiyor be müzeye. Neyi? İsmail'i. Gelmemiş ya da. Bana bak, sen ilaçlarını almıyor mu yoksa? Hangi ilaçları? Al işte. Dur annem, dur ben falan bakarım. Kim ki o? Abimdir ya. Selamünaleyküm canım annem. Aleykümselam abi, hoş geldin. Ne yaptın abicim ya? Yine makineyi boğulmuşsun ha. Valla annem yaptı ya. Ne yapıyorlar, nasıl gidiyor? İyi ya, biraz sol çekiyor ama. Oğlum kulak da biz buna bir hava basalım ya. Sen ne yapıyorsun abi? Oğlum ne yapayım be, sabahtan beri yollardayım işte. Verin benim arabaya bir gün, biraz da bana takıl. Valla seninki de biraz fazla yapıyor ama. Neyse ben şey de kalkayım. Teyze, hoş geldin. Ha, giderken de bunu diyen ilk defa duyuyorum. Zeyen, o gözlükleri görebiliyor mu? Teyze, abi, teyzem geldiğinden beri gözünden çıkarmadı. Ama siz de taktınız, yine aldım. Hava atıyor, yine var. Teyze, sen çıkar mısın? Dur, dur. Ne oldu senin gözüne? Anne, parmağım. Ay, hava hatırlamıyorum. Teyze. Teyze de hatırlıyorum. Parmağım. Kız hatırlasana, çıkartacaktın ya. Ya değil, sen şöyle otur ya. Ne olduğunu bana doğru düzgün anlatır mısın? Tamam anlatıyorum. Nazar değdi ama kendi nazar. Kimin nazar değdiyse çıksın diyecektim, doğru diyecekmişim ya. Değil mi? Keşke deseymişim ya. Evet anne. Bu kadar uzatmazdık değil mi Mustafa? Annem bir sus sen. Teyze. Bekle, geliyorum şimdi. Benim işte hoş geldin. Buyurmaz mısın? Buyurmam. Güzel burada mı? Yok. Yok de oğlum, yok de. Anne sakin ol, duymuştur. Duymamıştır, teyzen hiç konuşmadı. Güzel. Duymuş. Geçmiş. Hey de yenisi bir sorun var. He, bir sorun var. Ne olacak? Yardımcı olalım. Sen mi yardımcı olacaksın?
teyzenin size yardımcı olmaya çalıştığı gibi. Müzeyyen aldın mı sen bunlardan parayı? Müzeyyen aldın mı almadın mı? Bize verdiğin parayı mı diyor teyze? He, onu diyor. Teyzenin benden alıp size verdiği parayı diyor. Tamam tamam, yolda konuşuruz biz bunları İsmail. Yol kısa, uzun sürmesin konuşmamız. Teyzenin zaten bu para meselesini eline gözüne bulaştırdı. Aşağıdayım ben, çabuk ol. Tamam tamam, gelin. Lan ben senin var ya. Ay Mustafa, yeni geldin işte, nereye gidiyorsun lan yolda? Teyzem, sen merak etme. Ben bu parayı bugün ne yapıp neyip bulacağım, tamam mı? Oğlum, ben sizi merak ediyorum. Sizi, siz canımsınız benim be. Canım, içisiniz siz benim. Bu skeçte İsmail'e bir şey olmadı. Müzeyyen'e olanı duymadınız bile. Ölmediği için bilmiyoruz. Kaçı Şule, kaçı Emine, kaçı Müzeyyen. Hiçbir hikaye böyle bitmesin, biz de böyle anlatmayalım. Bundan sonrası bizim hayalimiz, sizin de gerçeğiniz olsun. Çocuklarım çok şıngır şıngır değil mi? Müzeyyen, misafirin ilk satım hakkı. Hadi gidin yavrum. Aha, o benim. İsmail! He? İsmail! Ne var kız, sana bakayım söyle. Müzeyyen benim canımdı. Evet. Sen de canıma can kattın. Enişten gurur duyacak sen. Tövbe de kız Allah'ım. Çok mutluyuz ya. Kadar kolay bir şey.
Seni tatlı. Neden bu iş ya? Arkadaşlarımızı bekliyoruz da. Bekliyordum, geldik işte cicim. Allah Allah. Lan! Şamaramın sesi sen ben ayağımdan koşuyorum. Ya Beyza, kızım ne cevherler varmış sende öyle. Kızım matematiği çözdüm bu işin. Hadi kızlar gidelim. Ne oldu aşkım, korktunuz mu? Ne korkacağız, alt taraf bir laf attılar gittiler işte. Kızdan bana azıksınız ha. Yani alt taraf bir laf attılar. Onun dışında kadınlar ben üstünde. Ha kesin öyledir. Hadi bak biz oturup geliyoruz. Buyurun bayan. Ay bak ne güzel yer veriyorlar. Tamam canım. Tamam canım, hoş bulduk. Güzel bayanlar, yalnız mı geldik? Evet. Ne ikram edeyim size? Bu arada ben Selcan, YYG'a Selcan. YYG'a? Beni yorgun garson canım. Garson, Bahar abi bak buraya. Şimdi biz buraya girerken bir ücret ödedik. Onun karşılığında bize bedava koktayı falan veriyorsunuz değil mi? Yani bence olması gerekiyor yani. Sonuçta bizim buraya verdiğimiz parayla bir hafta aile geçiren de var yani. Yok kardeşim çekin falan. Beğenmiyorsan çekin gidin. Şu tiplere bak ya. Aa! Aaa! İlk kokteyl abi daha değil mi? Ya sen delisin. Sizin gibi bir güzel bayanı kırmak benim kitabıma ses. Hemen iki tane meyve kokteyli hazırlayıp geliyorum. Bu arada ben İlay. Sercan memnun oldum İlay. Mesajı da aldım. Kaçıyor. Bakalım ben gel. Bakamam kardeşim, işinize gelirse ben müsaade çekin gidin. Gidersek gideriz ulan! Ya da gitmeyiz, ya bir iyi. Ne oldu be? Ne oldu? İki gülücü, iki kokteyl. Sonra kadın olmak zor. Azıcık Mert'e bakın da kadınlık öğrenin be.
bir şey diyeceğim. Bizim garson biraz kör galiba. Niye? Mert'e güzel dedi. Buyurun kokteylleriniz İlhan Hanım. Afiyet bal şeker olsun. Yalnız o pipeti oradan alır mıyız? Tabii. Neyse en azından birini aldın. Tat derdi meyve kokteyli. Kendin afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Canım. Mesajı alıyorum İlhan. Mesajı alıyorum. Kıpıs. Ne mesajı alıp duruyor ki de bir anlamam. Bana yeni bir rapor da geldi. Ya ben çok sıkıldım ya kızım. O kadar hazırlandık. Hazır erkek yılındayız. Rahat rahat dans edelim ya. Bir dakika bir dakika. Erkeklikle ne alakası var? Biz de iki özgür bayan olarak dansımızı edebiliriz. Tamam. Yürü kanka. Yürü kanka. Hadi görelim. Birazcık ne olur? Sıkıştık biz, tuvalete gideceğiz. Ya
Biz beyefendilerle çıkacaktık buradan, onlar öyle dediler yani. Yani biz de onlarla biraz çıkacak gibiyiz çünkü bizi biraz rahatsız ediyor onlar. Yani siz onlarla aranızda konuşup halledersiniz zaten. Hani kim yenerse biz onunla çıkarız. Bak sana bir şey diyeyim mi? Özellikle şu, ben erkeğin hasıyım dedi yani, bilmiyorum artık. O iş bende. Sakin ol, tamam mı? Birader! Ağır olun! Hanımlar, bildimler! Çok sevgilim olmaz kardeş, ayıplarız. Ondan sonra ayıklarız. Ondan sonra tavaya yağını koyarız. Sonra şehir yedir. Ya adam ne yapıyorsun? Pilav mı yapıyorsun? O iş bende. Sakin ol. Şişme kelek. Senin o köpçük ağzını alır. Ben sana monte ederim ulan. Sizin etiket olduğunuz yerde pis fiyat koyarsın lan. Zeytin mırdı çocuğu. Kardeş, kavga vaziyeti al kardeş. Al kardeş. Hazır olun, kavgaya giriyoruz. Abi, çıkalım ya. Zaten kızlar da beğenmedim ya. Neyse. Kardeş, kardeş sen beni yanlış anladın galiba biraz. Maşallah, etler de sımsıkı, etler de sakma askara dolar. Aç bakalım sana, dişler de güzel, güzel. Lan, atmayın lan ne? Erkeğim erkek! Hiç kimse mükemmel değildir ilan. Kalmadı.
çok teşekkür ediyoruz. Ayakta duran arkadaşlarım ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. 3 yıldır bu sahnede oyuncu olarak yer almıştım. Şimdi tiyatro yönetmeni olarak çok gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyilerdi. Şu an çok heyecanlı ve çok duygusalım. Tiyatro insana insanı, insanca anlatma sanatıdır. Biz de elimizden geldiğince çok emek verdik, çok çalıştık, çok yorulduk, çok yıprandık. Ama elimizden gelince güzel şeyler çıkarmaya çalıştık. Bunların en sonunda sizlerin aldığımız alkışlar bu yorgunluğun hepsini gurur ve mutluluğa çeviriyor. Size bunu, yani bunu bize verdiğiniz için size minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Layı tiyatroda olmaktan her zaman çok mutlu olmuştum. İyi ki bu ekiple çalışıyorum. Hepimiz gerçekten bir aile olduk. Hepsini tek tek çok seviyorum. Teşekkür ederim. Yönetmenimiz de size teşekkür ederiz. Bu güzel ekibi toplayıp derlediğin için. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Aramızda Dem Dergi Kulübü var. Okulun diğer aktif bölümlerinden. Başkanını lütfen alalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de bu tiyatro ekibindeyim aynı zamanda. Gerçekten heyecanla burada sizi izledim ve çok başarılıydınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sahneydi. Yönetmenim. Güzel de. Çok teşekkür ediyoruz. Hakan da bizim ekibimizde. Efendim önümüzde 8 Mart Kadınlar Günü var. Ondan sonra 18 Mart Çanakkale var. Yine sizlerle birlikte olacağız. Sunumda demiş olduğum gibi inşallah daha büyük salonlarda bir araya geliriz. Ama yine biz çok mutlu olduk çünkü alkışlarınızla buluştuk. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ver müziği!